en büyük alışveriş merkezi Dubai malı gezdireceğim. Bir bakıma hepsini göremeyeceğiz, bu ayrı mesela. 1 milyon metrekareden büyük yani burası. İçerisinde çok tuhaf şeyler var. Akvaryum, köpek balıkları var. Vatoz balıkları görüyor musunuz bilmiyorum. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan akvaryuma girebiliyorsunuz. Türk parasıyla 150-160 lira falan bir ücreti var. Vaktim olmadığı için maalesef giremiyorum. Şöyle size dışarıdan göstermeye çalışayım. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum, bir tank gibi bir şey var. Oraya para verip şey yapabiliyorsunuz, dalış yapabiliyorsunuz. Şu ileride de bir tane var aynı. Şöyle kafes var. Büyük bir yer. Burayı bir günde gezemezsiniz. Bu alışveriş merkezinin hemen arka tarafında şey var. Burj Khalifa. Yani dünyanın en yüksek binası. Bu su gösterilerinin yapıldığı yerde. Hemen burada. Birinci katta. Şurada çıkış kapısı var. Zaten hemen o dediğim yere açılıyor. Şimdi oraya gideceğim. Arkadaşlar, size bu dünyanın en yüksek binasını buradan göstermek istedim. Arkamda gördüğünüz Burj Al Khalifa, yani Khalifa binası veya neyse adı. Binanın uzunluğu 828 metre, dünyanın en yüksek binası. Ama bundan daha yükseği de yapılıyor. 2020 yılında yine burada olacak. Yani bu binadan daha yükseğini yapıyorlar. Bir yarış içerisindeler. 300'e yakın gökdelen var. Yani şu an burada her taraf gökdelen. Önüm arkam her taraf gerisi yapılıyor. Yarın ben bu binanın 148. katına çıkacağım. Bileti aldım. Yarın akşam saat 5 gibi falan güneş batışını ve buradaki gösteriyi oradan izleyeceğim. Hatta su gösterisini sanırım yine bu noktadan veya oralardan bir yerden izleyeceğim. Burada Fountain Show diyorlar. Su gösterisi. Onu izleyeceğim. Elimden geldiği kadar video çekip size de göstermeye çalışacağım. Ya gerçekten çok güzel burası ama çok sıcak. Şu an 39-40 derece falan bir sıcaklık var. Bir şey daha söylemek istiyorum. Burada hemen bir tane Günaydın restoran var. Bu yüksek binanın hemen karşısında Türk restoranı zannedersem. Birazdan içine girip bakacağım ne yemekler var. Bir tane de şurada alışveriş merkezi var. The Dubai Mall. Yani dünyanın en büyük alışveriş merkezi, 50 futbol sahası büyüklüğünde, her şeyi gezmenize olanak yok. Yani kaybolmanız bile mümkün yani bu alışveriş merkezinde. İçeride gezerken belirli noktaları kendinize yani şey yapın, burası akvaryum, buradan girmiştim falan filan kaybolmamak için ki vaktin nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz burada.
tam bu şeyle, Burj Halife ile bu alışveriş merkezi yan yana. Yani ikisini bir arada şey yapabilirsiniz, kombinize edip gezebilirsiniz. Buraya gelen arkadaşlar şu yoldan böyle yürüyüp karşıdan karşıya geçip böyle göl kenarında yürüyebilirler. Buradaki abi de sanırım havuzu temizliyor. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum, yürüyüş yolları var böyle. Oturmak için yerler var ama bu sıcakta oturulacağını zannetmiyorum. Burada da alışveriş merkezinin giriş kapısı da burası. Yani bu taraftan giriş kapısı, bir de arka taraftan var. Yani güzel bir yer ama bir tek hava çok sıcak, o etkiliyor biraz. Şimdi şöyle gezmeye devam edeyim ben. Göl değil de bu yapay havuzun etrafında biraz dolaşarak size de bir şeyler göstermeye çalışacağım. Burada bir evinin olduğunu düşün. Yani güzel ama çok sıcak. Sadece yılda 2 hafta yağmur yağıyor bu ülkeye. Başka yok. Deniz suyunu arıtarak sulama işlemlerini ve diğer şeyleri gideriyorlar. Güzel yapmışlar. Balkonlar çok güzel. Şey yapmışlar ya, şurası biraz gölge, burada bekleyin biraz. Bu dediğim yere gelirseniz, bu Burj Khalifa'nın olduğu yere, bu etrafı da gezin derim yani. Vaktiniz varsa. Ya görüyor musunuz? Buyurun. Her yerden görünüyor mübarek. Bu gördüğünüz arkamdaki maket biçimdeki şey dünyanın en yüksek binası olacak. Suudi Arabistan'la yarışıyorlar bu proje halinde. Bakalım 2020 yılında bu bina burada olacak. Böyle. Alışveriş merkezi kaç katlı bilmiyorum ama dediğim gibi bir 50 futbol sahası büyüklüğünde. Gelirseniz yarım gün veya bir gününüzü burada geçirmeniz gerekiyor.